Sayın Genel Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanları, hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi öncelikle bu kıyafetimi açıklamam gerekiyor. Sayın hocalarımız takım elbiseli geldiler. Hatta Tuncay Hocam mutlaka papyonlu gelir toplantılara. Yani ormancılarda böyle bir standart yoktur ama ben çok standart dışı kalmış olabilirim. Çünkü ben yurt dışında bisikletle yolculuk Hollanda, Almanya, Danimarka'da yaparken ve çadırlarda kalırken buraya davet edildim. Tatilimi 4 gün erken kestim, geldim. En uygun kıyafetim buydu, o yüzden kusura bakmayınız lütfen. Şimdi ben bu yangınların sebebi politik diyeceğim. Yani burada siyaset konuşuyoruz ya, hocam da politikadan başladı, ben politikayı yangına bağlayacağım, daha sonra yangıncılar konuşacak. Tabii yangınlar oldu, sayıları açıklayacak arkadaşlarımız ve bu sene en ekstrem yılı yaşadık. Yani Türkiye'nin geçmişten bugünümüze gelen en ekstrem yılını yaşadık, o rakamlar açıklanacak. Fakat bu yangınlarda hep şu konuşuluyor, yok uçak mıydı, helikopter miydi, teröristler mi yaktı, yok buraya otel yapacaklar, hep bunları konuşuyoruz. Ne zaman konuşuyoruz? Yangınlar çıktığı zaman konuşuyoruz. Bütün kamuoyu, büyük bir baskı oluşuyor. Halbuki biz 2 yıl önce burada bulunan Doğanay Hoca, Ünal Hoca var ama Oğuz Hoca ve Cihan Hoca ile birlikte akademisyenlerden bir çağrı yaptık. Dedi ki biz yanlış şeyleri konuşuyoruz. Şunları konuşmamız lazım diye bir metin açıkladık ve buna ormanın çağrısı dedik. İşte ormanın çağrısında biz siyasi partileri, meslek örgütlerini, belediyeleri birlikte çalışmaya çağırdık. Bundan sonra Tema Vakfı yönetimiyle bir toplantı yaptık. Onlarla, ondan sonra onlar da maden tahsislerinde daha ciddi çalışmaya başladılar. Türkiye Ormancılar Derneği bu ekibi ormansızlaşma komisyonu olarak ilan etti ve ondan beri de Türkiye Ormancılar Derneği de bu konuları daha böyle seri olarak takip ediyor. Bizler de yıllardır bu çalışmaları yapıyoruz. Hatta 5 yıl önce Aralık ayında Sayın Genel Başkanımız, Sayın Belediye Başkanımızın da bulunduğu Bodrum'daki kurultayda ben bunları da anlatmaya çalıştım ama diğer konuşmacı arkadaşlarım da Doğan Hoca da Kenan Hoca da yine anlatmaya çalışmıştık. Fakat temel problem bu politik olaylara reaksiyon vermemizde, aksiyon olamamamızda, politika belirleyemememizde, strateji belirleyemememizde. O yüzden bu yangınlar konusunu da politikayla ilişkilendirmemiz gerekiyor ve henüz bu yangınlar başlamadan bir hafta önce ve ben bu sunumumu da işte bisiklet üzerinde olduğum için şu ana kadar yazdığım gazete haberleriyle birleştirerek yapmaya çalışacağım. Ayrıntılar orada var çünkü 15 dakikaya sığdırıyorum. Lütfen bu haberleri okumanızı tavsiye ederim. Yani bu yazdıklarımızda daha ayrıntılı olarak bulabileceksiniz. Yangından henüz bir hafta önce bu yangınlar konusunda uyarmak için bir yazı yazmış ve tıpkı Sayın Genel Başkan'ın söylediği gibi biz yangınların nedenini bilemiyoruz. Sayın Başkanımız %42 dedi. Son 5 yılda bu oran %51'e çıktı. Yani biz yangınlarımızın nedenini yarısını bilmiyoruz. Bilemezsek nasıl mücadele edeceğiz? Yangınlara karşı 2 şekilde mücadele edersiniz. Yangını önlemek, yangın çıkarsa en hızlı müdahale yapmanı söndürmek. Bir kere yangının nedenin yarısını bilemiyoruz. O zaman bu yangınları önleyemeyiz. O zaman yangına erken niye müdahale edemedik? Bunları anlattım burada. Bu makalede ve şunu anlattım. Son 5 yılda, önceki 5 yıla göre Türkiye'deki yangın sayısı çok artmıyor. Ama yanan alan miktarı %80'lerde artıyor. Yangın başına düşen yanan alan miktarı da %72 artıyor. Bu aslında bir göstergeydi. Nedir? Son yıllarda yangınla mücadelede, yangına erken müdahalede büyük bir başarısızlık var. Bunun gösterisiydi, bunun yarısıydı. Bunu da şuna bağladık. 2B'lerle çıkan 620 bin hektarı madencilik, orman, madencilik turizm tahsisleriyle 748 bin hektarın ormancılık dışı amaçlarla kullanılmasını, yaylalardaki yapılaşmanın resmileştirilmesi artık kaçak yapılaşmanın, ormanlardaki bu aşırı rekreasyon faaliyetleri yaz dönemlerinde ve şunu anlattık, yaban yaşamının olması gereken yerler şu anda yerleşimlere bölünmüş olduğu için asıl şey burada ve bu buralarda insan etkisi çoğaldığı için hava durumunun böyle olduğu zamanlarda da bu tür yangınlar çıkabilir. O yüzden buralardaki bu insan etkisini azalmamız lazım diye bir uyarıda bulunmuştuk. Ve şunu da söylemiştik, eğer insanlar ormanların içinde bu kadar yaşarlarsa eskiden köylerde sadece samanlık ve birkaç ev yağardı, şimdi şehirler, oteller yanacak diye uyarmıştık. Hemen sonra yangınlar çıktı, o yangınlardan sonra da
Sayın iktidar yetkileri dedi ki, ya dedi bizim bir suçumuz yok dedi. İşte yerel yönetimler, muhalif belediyeler, şunlar bunlar. O zaman ben bir 3 yıllık analiz daha yaptım. Onu da içi boş propaganda, orman yangınlarında veriler Sayın Bakan'ı işaret ediyor diye söyledim. Neden? Çünkü bu analizi, 5 yıllık analizi son 12 yılda, 3 yıllık yaptığım zaman şu çıktı ortaya. 12 yılda devamlı çıkıyor. Bakın, devamlı. Yanan alan sayısı çok artmıyor. İlk slaytımızda o var. Ama, pardon, yani yangın sayısı çok artmıyor. Ama yıllık ortalama yanan alan görüyorsunuz çıkıyor. Ve asıl yangın başına düşen yanan alan miktarı. 2,07 hektarken 5 hektara çıkmış. Burada onların artışı var. Şuradaki %58,7 artış ne biliyor musunuz? Son 3 yılda, yani bizim başkanlık sistemine geçtiğimiz yıldan beri, yaz bu Sayın Bakan'ın bakanlık yapmaya başladığı günden beri, bakın başarısızlığın oranını veriyor. Ve orada ben Sayın Bakan'ı işaret ettim ama biliyorsunuz yazıyı şöyle bitirdim. Şunu diyeceksiniz bana. Yani şimdi bakanlar bir sekreter gibi yetki yukarıda. Sen niye oraya laf etmiyorsun diye sorabilirsiniz. Ben dedim o kadar uzun boylu değil. İş politikacılarda. O anlamda iş politikacılarda. Şimdi devam edersek, bu ormanları siz iki beyle verirseniz, bu ormanları siz madencilik için, otel için, termik santral için, yol için, havalimanı için, mezarlık için, çöp tesis için böyle bol bol verirseniz ormanları paramparça edersiniz dedik. Bakın onu Orman Genel Müdürü itiraf etti. Ormanlarımız paramparça. Şu yazı 7 Aralık 2020'de Orman Genel Müdürlüğü 2008'de sürdürülebilir orman yönetimi kriterlerini açıkladı. 2019'da açıkladı. 12 yılda bizim ormanlarımız 101 bin parçadan %56 artarak 158 bin parçaya çıktı. Yani ormanlarımız şöyle paramparça oldu. Yani şurası ormansa şurada bir otel var. Şurası ormansa şurada bir maden sahası var. Orada insan var. Ormanlarımız parçalanıyor. 12 yıldır bu kadar hızlı parçalanıyor. Ve ormanlarımızda 1000 hektardan büyük parçalar azalıyor, 100 hektardan büyük parçalar azalıyor, 10 hektardan büyük parçalar azalıyor, 10 hektardan küçük parçalar %118 arttı. Yani bizim bas bas bağırmamız lazım bu zamanda. Sadece yangınlarda değil. Biraz daha geliştirirsek, biraz daha ileriye gidersek eğer, bakın hani dediler ya orman yangınları teröristler çıkardı. 2200-700 yangın teröristler çıkarmış olsun. Peki şu 5573 izni yılda maden için, tur, otel için kim veriyor bu izinleri? Ve miktarlara bakarsak 9000 hektar yılda yangınla biz ortalama yanarken 37000, yani 38000 hektar bu izni kim veriyor? Bunu sormamız gerekiyor. Ve yandığı zaman, orası tekrar orman oluyor ama siz oraya otel yaptığınızda, maden sahası yaptığınızda, termik santral yaptığınızda orası bir daha orman olmuyor. Yani daha büyük bir yangın var içimizde. Ve madenlere baktığımız zaman 2004'te madencilikle ilgili artışı böyle görüyorsunuz. Hızla artıyor. Öncesindekine göre bu izinlerin sayısı 2,5 kat arttı 2004'ten öncesine kadar. Verilen izinlerin alansal miktarı 3 kat arttı. Yani ormanlar tamamen bir arazi görülmeye başlandı ve kalkınmanın bir aracı olarak görülmeye başlandı bu iktidar tarafından. Özellikle şu 2010'dan sonra ve 2018'den sonra da krizle birlikte, ekonomik krizle birlikte bu saldırı daha da ilerledi. Şimdi yani bunlar genel anlamda anlatacaklar ama bir başka tehlike ormanlardaki aşırı odun üretimi. Bakın 2012'den günümüzde orman aşırı üretim artıyor ama bak 2017 bir zıplama var. 2017'den günümüzde 4 yılda odun üretiminde %54'lük artış oldu. Aynı ormanlardan yapıldı bu artış. Bakın yakacak odun üretimi daha önce azalıştayken artışa geçti 2017'den sonra. Neden? Çünkü lif levha endüstrisi sektörü kapasitesini arttırdı, 14 milyon metreküp çıkardı yılda. Ve bunu dışarıdan alacaktı ham maddeyi. Tam 2017-18'de ekonomik kriz oldu. Döviz birden fırlayınca dışarıdan alamadı ve iç piyasaya döndü. Şu anda ormanlarımız talan ediliyor, kesiliyor. Sırf bu sektörün maliyetlerini ucuzlatmak için, o patronları kar ettirmek için. Bakın asıl tehlike bu. Yakacak odun miktarı, ya artık buradan yetmiyor, itiraz ediyoruz. Buradan yakacak odun üretimini de arttırıyorlar. Onu da oraya veriyorlar, o sektöre veriyor. Bakın ne tip tehlikeler var ormanları bu kadar koruduğunu söyleyen bir iktidar varken.
Ve burada bu sel olan yerlere de özellikle dikkat etmek için şunu aldım. Ama hızla gibi bakın, Rize'deki şu artış garip. Ama bu artışı ne biliyor musunuz? Hem yakacak hem de endüstriyel odunda. Oralarda aşırı sayıda o havaalanı yapmak için, diğer şeyler için, ormanlar kesildiği için, tıraşlandığı için bakın oradaki odun üretimi artışına. Orada sel olmaz mı? Ya da sel olsa yıkmaz mı? İşte bunları da değerlendirmemiz lazım. Bir başka konu. Bakın, ormanlarımız kanunlar yok edilirken kimse seyirci kalmamalı diye yazmıştım. Cumhurbaşkanına şu yetki verildi. 2B'yi daha ileri götüren bir yetki. Ek 16. madde. Ve Cumhurbaşkanı istediği yeri çıkarabiliyor şu anda. Orman dışına çıkarabiliyor. Bu parçalanmanın sayısını daha da arttırabilir. Uygulamaları var İzmir'de, Bursa'da, farklı yerlerde. Ve siz bunu itiraz ettiniz. Anayasa Mahkemesi'ne gittiniz. Gitti konu. Anayasa Mahkemesi sizin itirazınızı oy birliğiyle reddetti. Halbuki Anayasa Mahkemesi üyelerinin hepsinin anayasaya aykırı olduğunu bilmesi lazım bu uygulamanın. Çünkü bir yer tarım alanı için uygun değilse bir başka için uygun olamaz. 2B onun istisnası yok. Anayasanın 169. maddesine açıkça aykırı. Şu anda bununla ilgili yönetmeliğe itirazlar var. Oradan bunun iptal edilmesi. Türkiye Ormancılar Derneği'nde bu tür şeyleri var. Bilmiyorum partinizde böyle bir çalışma var. Çok önemli. Ormanlarımız daha da parça olacak. Bakın, ormanlar yok ediliyor. Ağaç tarlaları diyor. Bakın, endüstriyel plantasyonlar kuruluyor. Endüstriyel plantasyon orman dışında yapılır. Doğal ormanları korumak için. Orada hızlı odun yetiştirmek için yapılır. Biz nerede yapıyoruz? Ormanda yapıyoruz. İyi yerlerde yapıyoruz endüstriyel plantasyonları. Niye son zamanlarda arttı bakın? Grafiğe bir bakın. 2019-20 niye arttı birden? Çünkü o da bu lif levha sektörüne odun yetiştirmek için. Tıraşlama kesip oraya odun gönderiyorlar. Ve tıraşladıkları yerde plantasyon bile yapmıyorlar, boş bırakıyorlar. Çünkü ödenek yok, bütçe yok. Bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Diğer taraftan... Erdoğan Hocam, hatırlatayım. 5 dakikalık uyarı, evet. Tamam. Güzel gidiyorum o zaman, fazla da şey yapmayacağım. Bakın, bu da özel ağaçlandırma. 2010'lu yıllarda bir artmış özel ağaçlandırmalar, sonra gelmiş. 2017'den sonra tekrar artmaya başlamış, daha artacak. Ne oldu biliyor musunuz? Yönetmeliği değiştiler, ağaçlandırma yönetmeliğini. Ve ağaçlandırma yapan orman ağacı... olması gerekmiyor. Zeytin, elma, armut, badem ağacı dikenler istedikleri yerde ormanı tahsis edebiliyorlar. Oraya tesis kurabiliyorlar. İki dönüme kadar kapalı alan oluşturabiliyorlar. Doğa farklı şeyler yapabiliyorlar. Ve badem ağacı dikerlerse deniz kenarına, göl kenarına, akarsu kenarına bile yapabiliyorlar. Yani bu ormanların biraz daha parçalanacağı anlamına geliyor. Yani ormanların biraz daha tehlikeye gireceği anlamına geliyor. Ve bu yönetmelik çıktığı zaman 20 bin miydi Sayın Başkanım? 20 bin başvuru aynı anda oldu. Bizim haberimiz olmadı yönetmelikten ama 20 bin kişinin haberi oldu. Tekrar başlayacak. Yani bu 20 bin kişi, biraz sonra açıklayacağım neden olduğunu, o 20 bin kişi neden biliyordu bunu. O zaman son 4 dakikamı da 2017'nin 21 Mart'ında yazdım bu yazıya. Bunların bütün nedeni bu iktidar tarafından ormanların bir kalkınma tırnak içinde aracı olarak görülmesi. Ve özellikle son 3 yıldaki ekonomik krizden sonra da buna biraz daha ağırlık verilmesi. Çünkü ihracat kalemlerine bakın neler artıyor. İşte altın, gümüş, diğer madenlerin ihracatı artıyor. Nereden? Ormanlardan. TEMA'nın yaptığı çalışmaya göre Kaz Dağları'nın %80'i ormanların maden için tahsis edilmiş durumda. 15 ilimizin %70'inden fazlası maden için tahsis edilmiş durumda, ruhsat verilmiş durumda. Yani bizim ormanlarımızda daha çok yüzü var bu iktidarın. Bastırırsa, sizlerse çıkarmazsanız, bizler bunları anlatmazsak, kamuoyu bu konuda bir baskı yapmazsa bizim ormanlarımız daha çok yok olacak. Çünkü bir ihracat çalıştırmaya çalışıyor. İki, inşaat sektörü. Ekonomi inşaat sektörüyle ayakta tuttu bir iktidar. Üretimle tutmadı, Sayın Genel Başkan bunu defalarca söyledi. İşte o inşaat sektöründe ucuz maliye sağlamak için çimentosundan, demirine, alçısına, mermerine, ormanlara, ya yani büyükşehirlerin etrafında hepsi kazıldı. Onlara en yakından o malzemeyi sağlamak için. Bunun için havaalanları yapıldı, bunun için yollar yapıldı. İşte ormanlar bunun için parçalanıyor. Bir büyük nedeni bu. İkincisi, aynı zamanda bu yaptıkları tahsisler tıpkı Rize'de havalimanını yaparken ormanları yok etmeleri gibi yakınlarına siyasi anlamda bir rant sağlamak, ekonomik rant sağlamak ve aynı zamanda kendi siyasi geleceklerini de bu oluşturdukları düzenle devam ettirmek için. Bunu bildiğimiz zaman ya iktidar biz ormanları koruyoruz, şöyleyiz, böyleyiz diyor. O zaman bakalım öyle mi? Bakın bu yazıyı da 27 Mart 2021'de Ormancı Günü'nde bu sene yazmıştım.
AKP dönemin orman bilançosu eksi veriyor, algıyla orman yönetilmez diye. Hani diyor ya, biz o kadar ağaçlandırma yaptık, milyarlarca fidan diktik. Hikaye. AKP döneminde yapılmış ağaç, çünkü her ağaçlandırma ormana dönüşmüyor. Yapılmış ağaçlandırmalar bir kere önceki yıllara göre, bakın 37 bin hektar yılda, 2003 onun iktidar döneminde 37 bin hektar yılda, önceki yıllarda 85-2002 arasında 57 bin hektar, 20 bin hektar daha fazla ağaçlandırma yapılmış. Yani 2 yıl önce 11 Kasım'da dediler ki biz dediler rekor kıracağız, milyonlarca dikeceğiz ya, o yıl Türkiye'de 17 bin hektar ağaçlandırma yaptılar. Kendi ortalamaları bile 40 bildi. Bütçeyi kısıtladılar, şimdi daha az yaptılar. Ama böyle şovlarla dünyadayız, harikayız, böyle öyle gitmemesi gerekiyor. Algıyla orman yönetilmez. Neden? Bir, AKP iktidarının yaptığı ağaçlandırmalarla ormana dönüşen, gene resmi rakamlar bunlar, 144 bin hektardır Türkiye'de 2002'den beri. Bütün ormanlarımızın sadece %0,6'sıdır bu. Peki AKP dönemindeki 2B arazisi ne kadar çıkmıştır? 178 bin hektar. Bütün ormanlarımızın %0,7'sidir bu. Peki AKP döneminde tahsisler ne kadar? 484 bin hektar. Tüm zamanlardan daha fazla. Ve bunun oranı nedir? Bütün ormanımız %2,2. Toplamda 662 bin hektarı AKP iktidarı kaybettirmiştir ormanlardan. Ve devam ediyor. Bu yönde kanunlar çıkarıyor, yönetmelikler, genelgeler yapıyor. Ve devam ediyor. Anayasa Mahkemesi de anayasaya aykırı şeylere yol veriyor, izin veriyor. İşte bunu artık çözmemiz gerekiyor. O zaman %2,9 kaybetmiş 6, 5 katı. 1 koymuşsa 5 kaybetmiş bu iktidar. O zaman bu iktidarın orman politikası çökmüştür. İşte o çöken politikaya karşı bizim kendi politikalar, reaksiyon vermek değil, tepki vermek değil, kendi politikalarımızı koymamız, kendi stratejimizi hazırlamamız, sivil toplumla birlikte, bakın oradan sesleniyorlar, Akbelen ormanlarını vermeyeceğiz diye, değil mi? Onlar hep birlikte insanlar mücadele ediyorlar. İşte bu hale gidi bir reaksiyondan öteye dönüştürmemiz gerekiyor. Aksiyon biz olmalıyız. Aksiyon biz olursak, toplumu bu şekilde etkilersek, zaten bundan ormancılık politikasında diğer politikaları gibi çöktü anlaşılır. Teşekkür ediyorum.